Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta Hazreti İbrahim, İbrahim peygamberin hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri. Muazzez İlmiye Çığ'ın Sümer yazılarına ve arkeolojik buluntulara göre İbrahim peygamber kitabını inceleyeceğiz. Öncelikle niçin Kurav'da bu kitabı inceliyoruz? Onunla ilgili kısa bir giriş yapmış olayım. Kur'an-ı Kerim üzerine çalışmaları inceliyoruz malumunuz. Yazılmış eserleri. Muazzez İlmiye Çığ'ın da şöyle bir eseri var. Kur'an, Tevrat ve İncil'in Sümer'deki kökleri. Yani kutsal kitapların birbirinin devamı olarak gördüğü Tevrat, sonra İncil, sonra Kur'an-ı Kerim'in Sümer'deki kökleri diye bir kitabı var. Normalde burada sunmayı düşündüğüm kitap bu kitaptı. Fakat daha sonra fark ettim ki Muazzez İlmiye Çığ'ın elimdeki İbrahim Peygamber isimli kitabı İçinde Kur'an, Tevrat ve İncil'in Sümer'deki kökleri kitabını da bir bölüm olarak içinde barındıran ama ilaveten farklı detaylı bilgilerin de Hazreti İbrahim'le ve tek tanrılı dinlerle alakalı olarak içinde başka bilgileri de barındıran bir kitap olduğu için o yüzden bu konuyu biraz daha özelde inceleyen kitabı İbrahim Peygamber kitabını inceleyelim istedik. İnşallah bu ay hem İranlı bir alim, bir yazar Murtaza Mutahhari'nin Kur'an üzerine bir çalışmasını, bugün de inşallah Muazzez İlmiye Çığ'ın Kur'an-ı Kerim ile ilgili bazı iddialarını, bize böyle biraz yabancı gelebilecek ilginç iddialarını inceleyeceğimiz bir eserini, İbrahim Peygamber kitabını bugün konu edeceğiz. Kitapla ilgili şimdiden şunu söyleyebilirim. Yazar kendi ideolojisini, pozitivist bakış açısını işlerken kitapta oldukça ideolojik bir dil kullanmış. Bilimsel, ilmi bir dil yerine biraz daha kendi görüşüne göre, hayata bakışına göre meseleleri ele aldığı böyle ideolojik bir dil kullanmış diyebilirim. Bundan sonra üslubuna dair örnekler vereceğim. Kitabın baskı yılı mı? Yok. İranlı yazarın kitabını önümüzdeki hafta işleyeceğiz. Bu Muazzez İlmiye Çığ Türkiye'den bir yazar. Habertürk'te falan daha önce çıkmıştı böyle hatırlarsınız. Açık bir bayan. Bu kitap 2014 yılında basılmış ama ilk baskısı ta 1997 yılında yapılmış. Şimdi kitaba önce şu soruyu soruyorduk. Kitap isminin hakkını veren bir kitap mı? Kitabın içeriği kapağı ile uyumlu mu? Şimdi kitabımızın ismi dikkat ederseniz Sümer yazılarına ve arkeolojik buluntulara göre İbrahim Peygamber. Ama şunu söyleyebilirim, bu isim bizi yanıltabilir. Çünkü kitapta Hazreti İbrahim ile ilgili hiçbir arkeolojik buluntu ya da Sümer yazıtı yok. O halde neden bu kitaba bu isim verilmiş? Burası önemli, kitabı anlamamız açısından da önemli. Az sonra içeriğinden örnekler de vereceğim. Ama kitabımızın genel iddiası şu yönde. Hazreti İbrahim ile ilgili tek bilgi Kur'an-ı Kerim haricinde bizde elimizde kutsal kitaplardan Tevrat'ta vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'den daha detaylıdır Tevrat'taki bilgiler. Dolayısıyla yazarımız Tevrat'taki bilgileri doğrulamak amacıyla arkeolojik buluntulardan ya da Sümer yazıtlarından böyle karşılaştırmalar yapmak yerine şunu yapmış. Tevrat'ta ki Tevrat Hazreti İbrahim'in yaşadığı yüzyıllardan yani Hazreti İbrahim'in yaşadığı yıllar milattan önce ta 1900-1800 yıllar olduğu tahmin ediliyor. Ama hiçbir arkeolojik buluntu olmadığı için kesin denmiyor. Hatta Hazreti İbrahim'in hiç yaşamadığını bir sembol olduğunu iddia eden bilim adamları dahi çıkmış. Dolayısıyla bu iddialara göre Hazreti İbrahim'le ilgili bize verilen bilgiler detaylı olarak Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de yani kutsal kitaplarda yer aldığı için Muazzez İlmiye Çığ'ın iddiası şu: Babil kralı Nabukadnezar İslami kaynaklarda Bahtun Nasr olarak geçiyor. Bu adam M.Ö. 6. yüzyılda yani Hazreti İbrahim'den yaklaşık olarak 1300 yıl sonra Kudüs'ü işgal ettiği zaman ve Süleyman Mabedi'ni yıktığı zaman Hazreti Süleyman M.Ö. 10. yüzyılda yaşamıştı. Süleyman Mabedi'ni inşa ettirmişti. Ondan işte yaklaşık bir 400 yıl kadar sonra bu Nabukadnezar Kudüs'ü işgal edince
ve Süleyman mabedini yıkınca Yahudileri orada esir alıp Babil'e götürmüştü. Ve Babil'de özellikle de Babil dönüşünden sonra Tevrat, bugün bildiğimiz Tevrat, içindeki tekvin bahislerinin de olduğu ilk 5 kısım, genellikle Hazreti Musa'ya atfedilen ilk 5 kısımda dahil olmak üzere bu dönemden sonra yazılmıştır. Bunu bilim adamları ittifakla kabul ederler. Yani Tevrat'ın hiçbiri ta Hazreti Musa'ya milattan önce 13. yüzyıllara kadar gitmiyor. Tevrat'ın en eski buluntuları bile genellikle milattan önce 6. yüzyılda Tevrat'ın kaleme alınmaya başlandığını, hani Üzeyr karakteri vardır ya, bizde de Üzeyr peygamber olarak geçen kişi, Tevrat'taki ya da Yahudilerin anladıkları Ezra, Üzeyr aynı kişi mi? Bunlar tartışmalı, ama şunu söyleyebiliriz ki kesin olarak Hazreti Musa'dan yüzyıllar sonra, İbrahim'den hele çok çok yüzyıllar sonra kaleme alınmış bir eser Tevrat. Haliyle Muazzez İlmiyeçığ bize diyor ki, Tevrat kaleme alınırken İbrahim peygamberle ilgili Tevrat'ta yazan bilgiler tamamen kurgusaldı diyor. Ve bu kurgu içerisinde detayları biz nereden görebiliyoruz? Sümer yazıtlarını incelediğimiz zaman Sümer yazıtlarında ve arkeolojik buluntularda öğrendiğimiz bazı kurallar, bazı kanunlar bize Tevrat'ı çok daha iyi, çok daha rahat anlayabilmemiz için ve nasıl bir fikri arka planda bu hikayelerin kurgulandığını anlayabilmemiz için çok önemli doneler sunar diyor. Haliyle Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, sonra onun oğlu Hazreti Yakup ve sonra onun oğlu Hazreti Yusuf, bu dört peygamber ki hatırlayacak olursanız Peygamber Efendimiz Azizoğlu, 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 Aziz olarak bu dört peygamberi anmış. Kerimoğlu, 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 Kerim. Yani övgüyle bahsetmiş ki Peygamber Efendimizin Hazreti İbrahim'le ilgili zaten hadislerini hatırlayacak olursak bir gün kendisine ya hayrel beriyye, ey insanlığın en hayırlısı olarak seslenildiği zaman Peygamberimiz hayır o ben değilim, o Hazreti İbrahim, dedem İbrahim'di diye uyarmış. Peygamberimizin ve İslamiyet'in Hazreti İbrahim'e verdiği önem malum. Sadece ama İslamiyet'te, Müslümanlar'da değil, İbrahim peygamber yeryüzünde bütün dinlerce, özellikle Sami dinlerince, yani Yahudiler, Hristiyanlar, ki Hristiyanlar 2 milyar nüfuslarıyla dünyanın en kalabalık dini biliyorsunuz. Ve Müslümanlar arasında ortak bir kutsal şahıs olduğu için, kutsal diyorum parantez içinde, yani önem verilen mübarek bir kimse olduğu için belki yeryüzünde yaşayan, bu isimle yaşayan en önemli kişi İbrahim peygamber. Haliyle Kur'an-ı Kerim'de ve Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in nasıl yer aldığı çok önemli. Çünkü Tevrat ve Kur'an dışında Hazreti İbrahim'le ilgili hiçbir bilimsel veri, bilgi yok. O halde şimdi bu kitabın içeriğine girmeden önce bu bilgileri vermek durumundayım. Yazarımızın iddiası ne? Şimdi yazarımız ilerlemeci tarih tasavvuruna sahip, evrim görüşüne inanan ve bütün dinlerin bir tekamül neticesinde birbirinden bazen kopyalar çekerek birikimsel bir şekilde ilerlediğini iddia eden bir yazar olduğu için Kur'an-ı Kerim'in de Tevrat'taki bilgileri tekrar ettiğini bize söylüyor. Peki o zaman biz bu kadının sözlerine neden itibar ediyoruz? Neden bu kitabını inceliyoruz? Bizim yaklaşımımız şudur. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz kendisini tanıtırken musaddikan limâ beyne yedeyhi, kendisinden önce gelenleri tasdik edici olarak kendisini tanıtmış ve Kur'an-ı Kerim şu iddiada bulunmuştur. Müslümanların inancı budur. Biz dinimizi Hazreti Peygamber'den öğrenmiş olsak da İslam dini Hazreti Muhammed'le birlikte ortaya çıkmış bir din değil. Hazreti Adem'den itibaren her zaman Allahu Teala'nın katında hak din, haliyle günümüze kadar, önce Hazreti Peygamber'e kadar sonra günümüze kadar değişmeyen ve tek din olduğu için İslamiyet haliyle peygamberimizden önce diğer peygamberlerin getirdiği hakikatlerde, hikmetlerde, bilgilerde aynıydı. Onlar da İslam peygamberiydi Müslümanların nazarında. Kur'an-ı Kerim bize bunu öğretiyor çünkü. Haliyle bizden önceki medeniyetler de peygamberlerden ilimlerini öğrendikleri için daha önceki medeniyetlerin ortaya koymuş oldukları hakikatler, bize verdikleri bilgiler aynı olabilir. Bunda bir sıkıntı yok.
Dolayısıyla biz bakarken mesela bir Sümer yazıtıyla, Sümerlerdeki bir bilgiyle, daha sonra Tevrat'taki bir bilgiyle, daha sonra da Kur'an-ı Kerim'deki bir bilgiyle, böyle kronolojik, zamansal olarak ilerlersek, bu bilgileri karşılaştırdığımızda bunların aynı olduğunu görürsek bizim için hiçbir sakınca yok. Tamam, zaten aynı hakikatlerden bahsediyor. Ama yazarımız ve pozitivist düşünce bunların birbirinden etkilenerek oluştuğunu söyledikleri için öncelikle yazarın niyetini doğru anlamamız gerekir. Yazar bu iddiada, ama içeriğine girdiğimiz zaman göreceğiz. Yaklaşık 17-18 tane mesela Tevrat'ta, Kur'an-ı Kerim'de ve Sümerler'de ortak olgularla ilgili benzeşmeleri bize hatırlatmış. Nasıl mesela? Kur'an-ı Kerim'de biz her şeyi sudan yarattık diye bir ayet var. Hatırlıyoruz değil mi? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ. Biz her şeyi sudan yarattık. Çeşmelerimizin üzerinde de su ile ilgili olduğu için bu ayet yazıyor değil mi? İşte bu ayet mesela, her şeyin sudan yaratılması. Yazarımız diyor ki bu Tevrat'ta da vardı ve daha önce Sümerler'de de vardı. Sümerler her şeyin sudan yaratıldığını, suyun üstünde önce karanın olduğunu, karadan da daha sonra diğer bütün canlıların ortaya çıktığını söylüyor. Bakın bu bilgi uyuşuyor. Yani Kur'an-ı Kerim ile Sümer ve Tevrat'taki bilgiler bu noktada uyumlu. Bunun gibi örnekler vererek devam edeceğiz. Bu noktada dediğim gibi kitabın bazı üslubunu ve değerlendirmelerini ele alırken yanlış bazı bilgilere de bakacağız. Çünkü yazarımız İslami kaynaklara vakıf değil. Mesela Buhari'den bir hadis naklederken bile onunla ilgili okuduğu Buhari'den direkt almamış. Şu makalede Buhari'nin şöyle bir hadis naklettiği geçiyor diye veriyor. Yani kitabın belki önemli zafiyetlerinden bir tanesi kitabın İslami kaynaklara yazarımızın vakıf olmayışı. Ki kendisi de bunu zaten itiraf ediyor ve şunu söylüyor. İslamiyet'teki bilgiler, Kur'an-ı Kerim ve daha sonra İslam yazarlarının söylemiş olduğu bilgiler genellikle Tevrat'tan hiç farklı olmadığı için diyor. Mesela hadisteki bilgilerin, İsrailiyat dediğimiz bilgilerin, zaten bu yüzden İsrailiyat diyoruz ya, hep Tevrat'tan geçtiğini düşündüğü için ben Tevrat'ı inceledim, bana yetiyor. O yüzden ayrıca hadisleri incelememe gerek yok düşüncesinde kadın. Bu önemli bir eksiklik. Bunu başta eleştirmiş olalım. Buna benzer bazı eleştirileri yine yapmaya devam edeceğiz. Ama kitabın detaylarına girdiğimiz zaman hani bizim bakış açımıza direkt uymayan bir metotta ilerlediği için batılı tasvir safi zihinleri idlaldir. Yani böyle gereksiz batıl şeylerle uğraşmak safi zihinleri bozar, gereksiz yerlere çeker düşüncesinde olan varsa bu kitap onlar için çok faydalı olmayabilir. Kayıtta olduğu için özellikle bunu belirtmiş olayım. Ama şimdi ben örnekleri incelemeye başlayacağım. Yazarımızın iddialarını da göreceğiz. Bazı yerlerde kendi eleştirilerimizi sunacağız. Eksiklikleri ve güzel değerlendirmeleri birlikte incelemeye başlayalım. Evet, az önce verdiğim örnek. Mesela sudan yaratılması yazarımızın verdiği ilk örnek. Diyor ki, Sümer efsanelerine göre başlangıçta her yer suydu. Bunun Nammu adındaki tanrıçası sudan büyük bir dağ çıkardı. Hava tanrısı Enlil daha sonra onu ikiye ayırdı. Ve üstü gök, altı yer oldu. Bilgelik tanrısı Enki ile hava tanrısı Enlil yeri bitkiler, ağaçlar sularla donattı. Şimdi bu bilgi diyor direkt Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerle uyumlu. Yine insanın yaratılışı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de biz insanoğlunu topraktan yarattık diye ayet var. Topraktan insanoğlunun yaratılışı farklı farklı hem de toprak çeşitleriyle biliyorsunuz geçiyor. Bu mesela Sümer mitinlerinde şöyle geçiyor, ilginçtir. Sümer'de bilgelik tanrısı yumuşak kilden kendi benzerinde şekiller yapmıştır. Ana tanrıça ona üfleyerek can vermiştir. O bir insan olmuştur. Bu esnada ana tanrıça yer tanrıçası, doğum tanrıçası, bilgelik tanrısı ile birlikte bulunarak bu faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Yani kilden kendi suretinde bir varlık yaratması, insanoğlunu yaratması Sümerler'de var. Yine bizde hadis olarak genellikle bilinir. Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır diye bir bilgi var. Tevrat'ta bu şekilde
geçiyor. Ama bize Kur'an-ı Kerim'de bu bilgi geçmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de de insanoğlunun topraktan, kilden yaratıldığı ile ilgili ayetler var. Burada ayetleri de teker teker söylemiş. Ama malumumuz olduğu için ondan bahsetmeden geçiyorum. Başka bir örnek. Mesela İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'de yasak ağaç olgusu vardır, değil mi? Cennette Hazreti Adem'e yasaklanan bir ağaç vardır. Ve Hazreti Adem bu ağaçtan yediği için cennetten kovulmuştur. Yeryüzüne قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ayetini hatırlayalım. Hubut, bir iniş gerçekleşmiştir. Şimdi bu hikaye Sümerler'de bakın şöyle geçmiş. Diyor ki, evet. Sümer efsanesine göre Dilmun adında tanrıların yaşadığı saf ve temiz bir ülke var. Burada hastalık ve ölüm bilinmiyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de de mesela cennetten yeryüzüne indiler. Bu cennetin yeryüzünde bulunan bir cennet mi, yoksa bizim bildiğimiz manada ötelerdeki cennet mi olduğu tartışılmış, değil mi? Çünkü o cennete giren bir daha çıkmayacaktır ayetlerinden delil getirilerek bunun bizim bildiğimiz cennet olmadığı, yeryüzünde çok güzel, hani etimolojisinde de cennet kelimesinin bahçe anlamı vardır ya, dolayısıyla çok güzel bir bağlık, bahçelik mekan olduğu görüşleri alimlerimiz tarafından müfessirler, tefsirlerde tartışmışlar. İşte buradakiyle uyumlu. Diyor ki, saf ve temiz bir ülke var. Burada hastalık ve ölüm bilinmiyor. Fakat suyu yok. Su tanrısı güneş tanrısına yerden su çıkararak orasını tatlı su ile doldurmasını söylüyor. Güneş tanrısı isteneni yapıyor. Böylece Dilmun ağaçları ve çayırlarıyla tanrıların cennet bahçesi oluyor. Yer tanrıçası bu bahçede 8 bitki yetiştiriyor. Bunlar şifa verici bitkiler olduğundan gelişi güzel yenmesi yasak. Fakat bilgelik ve sular tanrısı Enki dayanamıyor ve iki yüzü olan vezirine bunlardan toplattırarak yiyor. Buna çok kızan tanrıça tanrıyı ölümle lanetleyerek ortadan yok oluyor. Bilgelik tanrısı da çok hastalanıyor. Diğer tanrılar büyük güçlüklerle yer tanrıçasını bularak bilgelik tanrısını iyi etmesi için yalvarıyorlar. Tanrıça tanrının 8 bitkiye karşılık hasta olan 8 organını iyi etmek için 8 tanrı ve tanrıça yaratıyor diye devam ediyor. Devamını detaylı okumuyorum ama sadece şu bizim inancımızda olan bir şey olduğu için onu belirtiyorum. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı var. Tevrat'ta da var. Ama bizde Hazreti Havva'nın yaratılışı, yani min nefsin vahidetin, tek bir nefisten eşinin yaratılması kaburga kemiğinden diye detaylı geçmiyor. Bunlar hadislerde geçiyor. Bununla ilgili mesela bir Buhari hadis var. Kaburga kemiğinden yaratılması. Ve Hazreti Havva'nın ismi Havva. Havva isminin Hay isminden türediği, dolayısıyla hayat bulan, canlı anlamında bir etimolojik köken anlamına sahip olduğu biliniyor. İşte bu hikayenin bu kısmı bu Sümer hikayesiyle şöyle uyuşuyor. Tanrı'nın hasta olan organlarından biri kaburgası. Onu iyi eden tanrıçanın adı kaburganın hanımı anlamına gelen Ninti'dir. Bu kelime Nin hanım, Ti kaburgadır. Ti kelimesinin diğer anlamı da hayattır, yaşam, yani Havva. Eğer adı ikinci anlamıyla alırsak o zaman adı yaşamın hanımı oluyor. Ki Havva isminin anlamı da bu. İşte Sümer efsanesiyle hem Tevrat hem de Kur'an'daki hikaye böylesine bir uyum arz etmiş diyor. Sonra mesela burada altını çizdiğim yerler var. Kitabın kaynaklara vakufiyetini değerlendirirken çok İslami kaynaklara vakıf olmadığını söylemiştik. Mesela bir hadisi alırken Meydan Larus'ta şöyle bir hadis gördüm diye bir hadis nakletmiş. Yani İslami kaynaklara vakıf olmadığı için böyle Meydan Larus gibi ansiklopedilerden bile İslami kaynak olarak yazarımız alıntılar yapmış. Yine mesela çok alıntı yaptığı bir yazar da Voltaire. Voltaire'in felsefe sözlüğünden alıntılar yapmış. Voltaire'in böyle istihzai bir dille eleştirileri vardır Tevrat'a dair. Onları da ele almış ama bunların detayına girmiyorum. Şimdi bir başka benzer konu Habil ile Kabil olayı. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in oğullarından Habil ile Kabil birbirleriyle anlaşamıyorlar. İşte hikayenin detayını vermiyorum burada bildiğiniz için. Ama en sonunda işte Allah-u Teala'ya biliyorsunuz biri en güzel ürünlerinden biri kestiği hayvanlardan sunuyor. Allah-u Teala Hazreti Habil'inkini kabul ediyor. Bunun üzerine Kabil bunu kıskanıyor ve Habil'i öldürüyor. Hikaye kısaca böyle. Tevrat'ta da aynen Habil ve Kabil hadisesi geçiyor. Ama Tevrat'taki adı
Habil ve Kain. Yani bizde Kabil olarak geçen şey orada Kain. İkiz olarak dünyaya geliyorlar. Habil koyun çobanı, Kain de çiftçi oluyor. Her iki kardeş de Rabbe. Tevrat'ta biliyorsunuz sürekli Rab Tanrı olarak Rab geçiyor. Allah-u Teala'nın anılışı böyle Rab. Rabbe kendi ürünlerini sunuyorlar. Rab Habil'in getirdiklerini anıyor. Buna kızan Kain kardeşini öldürüyor. Kur'an-ı Kerim'de de Maide suresinde Habil ile Kabil'in ismi geçmemekle birlikte Adem'in iki oğlu olarak bu hikaye bize anlatılıyor. Sümerler'de çok ilginç bir hikaye var ve bununla birebir benzerlik arz ediyor. O hikaye bakın şu. Sümer'de ayrı iki tane hikaye bununla ilgili bulunmaktadır. Birinde çoban tanrısı Dumuzi ve çiftçi karısı Enkindu aşk ve bereket tanrıçası İnanna'ya aşık oluyorlar. Ona kendilerini beğendirmek için kendi ürünlerinden getiriyorlar. Tanrıça çoban tanrısını seçiyor ve onunla evleniyor. Hikaye böyle devam ediyor. Fakat İnanna'ya sundukları şeyler Habil ve Kabil'in sunduklarıyla birebir benzeşiyor. Ve İnanna çoban olanınkini kabul ediyor. İşte bu hikaye birebir benzerlik arz ediyor diyor yazarımız. Bir başka benzeyen hikaye Nuh ve Tufan. Biliyorsunuz Hazreti Nuh'la ilgili Batılılar bir film yaptılar. Tufan mıydı? Noah mıydı? Evet Noah. Nuh Hazreti Nuh'un ismiyle bir film. Bu film tamamen mesela Tevrat'ta geçtiği haliyle Nuh Tufanı'na göre dizayn edilmiş bir filmdi. Ona göre yapılmıştı. Yani Batılılar da Nuh Tufanı'na ve Hazreti Nuh'la ilgili bilgilere yabancı değiller. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyorsa Hazreti Nuh ve Tufan ama Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin mesajları her zaman tevhid eksenli geçer. Tevhid mesajını bütün peygamber kıssalarının içine Kur'an-ı Kerim yerleştirmiştir. İşte bu Nuh Tufanı hikayesi Tevrat'ta geçtiği gibi Sümer'de de geçiyor. Sadece isimler farklı. Sümer'de, Sümer metinlerinde, Sümer biliyorsunuz Tevrat'tan çok daha eski Sümerler yaşamış ilk hani yazıyı bulan en eski kabilelerden, kavimlerden. Dolayısıyla çok daha eski hikayesinde Sümerlerin, bakın Nuh Tufanı çok kısa bir bölümünü paylaşıyorum. Nasıl Tevrat'taki ve Kur'an'dakiyle uyum arz etmiş. Sümer anlatışına göre tanrılar insanlara kızarak bir tufan yapmaya karar veriyorlar. Bu arada Sümer inanışında tek bir tanrı yok. Onlarda tanrılar var, paganlar, çok tanrılı bir din. Tanrılar insanlara kızarak bir tufan yapmaya karar veriyorlar. Bunu bilgelik tanrısı Enki Ziusudra'ya bildiriyor. O da bir gemi yaparak gerekli olanları içine alıyor. Tufan 7 gün 7 gece sürüyor. Tufandan sonra Ziusudra'ya ölümsüzlüğü verip Dirmun ülkesine yerleşiyorlar. Hikayeye dikkat ettiyseniz insanlara kızması tanrıların sonra su göndermesi, bir gemi yapıp inananları içine alınması falan sadece Nuh yerine Ziusudra diye başka bir adam geçmiş. Ama yüzlerce yıl öncesinden Sümer'de de bu şekilde bilgiler yerini almış. Daha sonra yazarımız Hazreti İbrahim'in dünyaya geldiği Ur şehrinden bahsediyor. Ur, acaba bizim Türkiye'deki Urfa mı? Bununla ilgili karşılıklı olarak bilgileri değerlendirmiş Muazzez İlmiyeçi. Ve Harran yakınlarında bütün hepsini değerlendirdiğimizde diyor, Ur şehri Harran yakınlarında bir şehir olmalı. Urfa'ya baktığımız zaman da Harran yakınlarında bir şehir değil mi? Bugün Urfa'nın ilçesi Harran gidenleriniz olduysa. Dolayısıyla Urfa mıdır tartışmasını merak edenler detaylarıyla buradan okuyabilirler. Fakat yüzyıllar boyunca keşfedilememiş gerçekte Ur neresi acaba Urfa mı? Bu kısımda tartışılmış Harran'la ilgili de bilgiler verilmiş. Şimdi yazarımızın üslubu dediğim gibi biraz bilimsel ilmi bir üslup değil. Üslubuna burada bir örnek okuyayım mesela. Çok kısa cümleler, kesik cümleler, bazen devrik cümlelerle yazılmış bir kitap. Yani sanki bir söyleşi yapar gibi yazarımız böyle bilgilerini paylaşmış. Kaynak verirken çok böyle hassas davranmamış açıkçası. Bazen böyle ideolojik görüşünden dolayı Müslümanları eleştirirken şunu yapmış. Yani bizim şeriatçılarımız olsa bakın bizim şeriatçılarımız işte böyle. Fakat bu Hristiyanların şeriat anlayışına göre sevgi merkezi diye böyle karşılaştırmalar yaparken çok maalesef naif olmayan böyle üsluplar da kullanmış. Mesela üslubuna bir örnek.
Yalnız Harran Ulu Camii'nin hemen altında bir mabet kalıntısı çıkıyor. Genellikle mabet, kilise, cami üst üste veya yan yana bulunur. Bu bakımdan çok ilginç. Bu puta taparlıktan İslamiyet'e geçildiğini gösteriyor. Bu mabedin Sabiilere ait olduğu söyleniyor. Yani şu düşünülüyor, bu söyleniyor gibi bir üslup kullanmış yazar. Kitabın üslubunu da böyle bir örnekle geçiyorum. Şimdi başka benzeyen, özellikle Hazreti Yusuf'la ilgili çok ilginç ayrıntılar var. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Ahsenül Kasas, en güzel kıssa olarak aktarılan ve kendi ismiyle müstakil bir sure olan Hazreti Yusuf'un hikayesinin anlatıldığı Yusuf suresi var. Dolayısıyla yazarımız her ne kadar bu kitapta İbrahim peygamberi başlığa koymuşsa da sadece İbrahim peygamberi değil, Hazreti İbrahim, onun oğlu İshak, onun oğlu Yakup ve onun oğlu Yusuf peygamberin dördünü birden hikayelerini ele almış. Bunlardan örnekler veriyor. Hatta Lut, Sodom ve Gomorra'nın helak edilişiyle ilgili de bilgiler veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir bilgiyi diyor ki, neden eksik bırakılmış? Hangi bilgiyi? Hazreti Lut biliyorsunuz, Sodom ve Gomorra, yani gitmiş olduğu peygamber olarak gönderilmiş olduğu kavim, Lutilik diye anılan o erkek erkeğe ilişkiden dolayı biliyorsunuz helak ediliyorlar. Ve bu helak esnasında Hazreti Lut daha helak başlamadan önce meleklerin uyarısıyla, melekler hatırlayacak olursak önce Hazreti İbrahim'e gidiyorlar, sonra Hazreti Lut'a gidiyorlar ve Hazreti Lut'u alıyorlar. Hazreti Lut helak olmuyor kavmiyle birlikte. O ayrılmış oluyor. Şimdi bu hikaye Tevrat'ta da anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. Ben Hazreti Hazreti Lut'un yaşadığı bu bölge Lut Gölü'ne gittim. Mesela Lut Gölü dünyanın en alçak gölü olduğu için zaten giderken şöyle 400, 300, 200, 100 diye gitgide böyle yerin altına doğru zeminin 400 metre altında, deniz seviyesinin 400 metre altında bir yer. Ve orası işte Sodom ve Gomorra'nın helak edildiği yer, müthiş bir tuzluluk oranına sahip. O yüzden böyle tuzdan sütunlar var. Yani o kadar tuzlu ki böyle sütunlar oluşmuş gölün içerisinde. Şimdi bu tuzdan oluşmuş sütunlar yüzyıllar içerisinde diyor ki yazarımız insanların gözünde bir hikayeyle özdeşleşmiş ve Lut'un karısı biliyorsunuz Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un karıları iman etmemeleriyle de Kur'an-ı Kerim'de de geçmişlerdir. Onlar iman etmemişlerdir peygamber kocalarına ve Lut'un karısı Tevrat'ta bir tuz direğine çevrilmiştir. Neden çevrilmiştir? Hazreti Lut onu arkasına bakmaması için uyarmıştır. Fakat buna rağmen o arkasına baktığı için, evet melekler pardon, Hazreti Lut uyarmıştır dedim. Melekler arkalarına bakmamalarını söylediği halde Lut'un karısı arkasına baktığı için Tevrat'ta bir tuz direğine dönüştürülüyor. Kur'an-ı Kerim'de de ilginçtir. Arkaya bakmamasını istiyor melekler Hazreti Lut'un karısının. Fakat neden bakmaması gerektiği veya baktıktan sonra Lut'un karısına ne olduğu ile ilgili bir bilgi Kur'an'da yok. Ama Tevrat'ta bunlar detaylı anlatılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de sadece bunların iman etmediği ile ilgili bize bir bilgi vermiş. İşte yazarımız diyor ki bu Lut Gölü'ndeki bu tuz sütunları, direkleri Tevrat'ta zamanla o olayla ilişkilendirilmiş ve hikayeler türetildiği için, yani Tevrat'taki hikayeler Hazreti İbrahim'den ve Lut'un yaşadığı dönemden 1300 sene sonra kaleme alındığı için en erken tarih, bu hikayeler uydurulurken böyle Tevrat'ın içerisine sokulurken haliyle işte o tuz direğini de bakın bu Lut'un karısı gibi bir şekilde yorumlanmıştır diyor. Sonra Hazreti Nuh'la ilgili bazı bilgiler verilmeye devam edilmiş. Yavaş yavaş şu Hazreti Yusuf'la ilgili olan kısımlara geçmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili ilginç benzerlikler var. Kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi şu.
Tevrat'ta geçen ve Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı bilgilerin yazarımız diyor ki sebepleri bu kutsal kitaplarda geçmediği halde biz arkeolojik metinlerden bu yaşanan hadiselerin hangi olaylara istinaden söylendiğini tahmin edebiliriz diyor. Mesela Hazreti İbrahim'in Sare isminde eşi var biliyorsunuz. İsmi Saray iken daha sonra Sare olmuş. Hazreti İbrahim'in gerçek karısı. Ama bir de cariyesi var. Mısır firavununun kendisine hediye ettiği Hazreti İsmail'in annesi olan Hacer validemiz. Şimdi Hacer biliyorsunuz kendisine hediye edilen bir cariye olduğu için Sare validemiz onu kıskanıyor. Ve Hazreti İsmail dünyaya gelince Hazreti İbrahim de onunla oynayınca onu uzaklaştırmasını istiyor. Aynı evde bulunmak istemiyor. Bir kıskançlık gösteriyor Sare validemiz. Genel yorum budur. Ve daha sonra ama İshak da dünyaya geliyor. Şimdi neden Hazreti İbrahim'in hanımı Sare Hacer cariyesini yanından uzaklaştırmak istedi? Mesela bunun bilgisi bize verildiği halde bunun sebebi mesela diyor yazarımız Tevrat'ta ya da Kur'an'da bize söylenmemiştir. Ama Sümer metinlerine baktığımız zaman bunun sebebini anlayabiliyoruz. Nasıl anlayabiliyoruz? Diyor ki Babil ve Asur kanunlarına göre Lipit-İştar kanununda 25. maddede eğer bir adamın evlendiği karısı çocuk doğurursa baba cariye ve çocuklarını özgür kılsa da cariyenin çocukları efendisinin çocukları ile mirası paylaşmayacaklardır. Bakın bu bir kanun. Babil, Asur kanunlarından bir madde. Bu madde ilginç bir şekilde bu olayı anlamamıza bir açıklık getiriyor. Nasıl açıklık getiriyor? Şimdi bir adamın evlendiği karısı var, bir de cariyesi var. Evlendiği karısı eğer çocuk doğurursa diyor ki Sare validemizin ilk zamanlarda çocuğu yoktu. Ama daha sonra İsmail'den sonra İshak dünyaya gelmişti bizim inancımızda hatırlayacak olursak İslami kaynaklara göre. Ama bu tartışmalı. Yahudi kaynaklarında işte İshak önce doğuyor. Hatta kurban edilen de bu yüzden İshak. Ama İslami kaynaklar kurban edilenin İshak değil İsmail olduğunu söylüyorlar. Ayrılıklar ufak tefek olsa da iki tane çocuğu var. Biri Hacer'den İsmail, biri Sare validemizden İshak. Dolayısıyla diyor, bakın kanun şunu söylüyordu. Evlendiği karısı yani Sare çocuk doğurursa baba cariye ve çocuklarını her ne kadar özgür kılsa bile cariyenin çocukları efendisinin çocukları ile mirası paylaşmayacaklardır. Dolayısıyla mirası paylaşmayacaklarsa Sare yanından ayrılmasını istiyor. Neden? Yarın öbür gün mirasıma göz dikebilirler. İshak'ın mirasıyla bunu talepte bulunabilirler diye. Haliyle bakın diyor bu kanunlar bazı olayları Tevrat'taki bazı hikayeleri daha iyi anlamamızı sağlayabilir diyor. Buna çok örnekler vermiş kitabımız ama ben bir örneğini daha vereyim önemli olduğu için. İslamiyet'te kutsal mübarek mekanlar arasında biliyorsunuz makam olarak anılan yerler var. Yani Mescid-i Haram, ikinci sırada Mescid-i Nebevi, üçüncü sırada Mescid-i Aksa, sonra Şam'daki Emeviye Camii ve sonra beşinci sırada Bursa Ulu Camii kabul edilmiş. İşte o tartışmalı. Ama şimdi bazı İslam alimleri diyorlar ki dördüncü mübarek yer Mescid-i Aksa'dan sonra Makpela mağarası olmalı. Neden? Çünkü hem Hristiyanlarca hem Yahudilerce hem de Müslümanlarca kabul edilen bir gerçek var. O da şu. Hazreti İbrahim de oğlu Hazreti İshak da hanımı Rebeka'yla yani Refika validemizle birlikte. Sonra onun oğlu Hazreti Yakup da ve onun oğlu Hazreti Yusuf da Makpela mağarasında. Nerede? El Halil kentinde. Kudüs'ün güneyinde bir kent. Makpela mağarası. Ata babalar mağarası olarak biliniyor bu Makpela. Tevrat'ta geçtiği ismiyle Makpela. Şimdi kitabımızın önemli olan kısımlarından bir tanesi. Mesela Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Makpela mağarasını o Makpela hem tarlasını satın alışı sonra oraya gömülüşüyle ilgili bilgi var. Ama bakın Tevrat'ta bize detayı verilmeyen bilgi Sümer kanunlarına göre şöyle açıklanmış. Şimdi olay şu. Tevrat'ta Tekvin babının 23. bölümünde Sara validemiz 127 yaşında ölüyor. İbrahim Hitti olan Efron'dan bir mezar yeri almak istiyor. Yerin sahibi bütün tarlayı içindeki ağaçları ve mağarası ile birlikte alması için onu zorluyor.
Şimdi neden zorluyor? Bakın yerin sahibi bütün tarlayı içindeki ağaçları ve mağarasıyla birlikte almak şartıyla diyor tarlamı satarım. İbrahim tarlayı 400 şekel, yani hemen hemen 3 kiloya yakın gümüş karşılığında almak mecburiyetinde kalıyor. Bu da İbrahim'in ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Parantez içi bilgi önemli değil. Tarlanın neden İbrahim'e tümüyle satılmak istenildiği konusu yüzyıllar boyunca Tevrat araştırmacılarını, bilim adamlarını çok düşündürmüş. Ve nedeni bir türlü anlaşılamamış. Fakat Hitit kanunları bulunup okunduğunda bunun nedeni şöyle anlaşılıyor. Yani sadece Sümer yazıtları değil, Hitit kanunları ve diğer arkeolojik buluntular da Tevrat'ı daha iyi anlamamızı sağlıyor iddiasında yazarımız. Diyor ki, Hitit kanununa göre eğer alıcı satıcının bütün tarlasını alırsa o zaman alıcının belirli bir feodal görev yapması gereklidir satana. İbrahim buna yanaşmak istemiyor. Yani tarlayı bütün her şeyle birlikte satın alırsa bunun sonuçlarının ne olacağını İbrahim biliyor. O yüzden mezar yapmak üzere yalnız o Makpela mağarası denen mağarayı istiyor. Satıcı da hepsinin birden satma şartıyla bunu ancak gerçekleştirebileceğini söylüyor. Buna karşılık İbrahim'in ne gibi bir görevle yükümlü olacağı belli değil. Tarlanın etrafındaki ağaçlarla birlikte satılması bile Hitit kanununa dayanıyor. Yani tarlayı al ama ağaçlarla birlikte ayrı ayrı satın alacaksın kanunu bile Hititlerle alakalı. Şu anda o mağaranın olduğu yerde ta Selahaddin Eyyubi zamanında yapılmış bir cami var. Şu anda maalesef ikiye bölünmüş durumda. Çünkü 1990'lı yılların başlarında o Makbele mağarasının üstüne yapılmış olan Hazreti Selahaddin Eyyubi yapı yapmış ama bu arada ta Hebron zamanında yani milattan önce bir süre önce orada zaten bir mabet yapılmış İbrahim onlarca da mübarek kabul edildiği için, kutsal kabul edildiği için. Ama şimdi işte bizim ziyaret ettiğimiz o Selahaddin Eyyubi'nin yaptırdığı cami maalesef 1990'larda bir Yahudi fanatik tarafından orada secde esnasında namaz kılan insanlara ateş açıldığından dolayı burada kontrolü sağlamamız lazım bahanesiyle bir Yahudi ateşi açmış olmasına rağmen şu an İsrail yönetimi ne yapmış? İkiye bölmüş. Hazreti İbrahim tam ortada. Hazreti İshak'ın bulunduğu kısım Müslümanlar tarafından ziyaret edilebiliyor ama Hazreti Yakup ve Yusuf'un olduğu kısımlar orada maalesef Müslümanlar tarafından ziyaret edilmiyor. Sadece bayramlarda açılıyordu değil mi Ahmet? Ahmet'le birlikte gittik biz oraya. Dolayısıyla şu anda orası mescit olsa da bir kısmı şu anda Yahudiler için kapalı bir alan. Evet. Sonra büyük kardeşe miras kalması olayı var. Hazreti Yakup biliyorsunuz Yakup takip eden demek. Neyi takip ediyor Hazreti Yakup? Bu peygamberlerin isimleri de önemli. Neden önemli? Çünkü hepsinin bir hikayesi var. Mesela İshak ne demiştik? Normalde dahika gülmek Arapçada. İlhak güldürmek. Neden güldürmek? Hazreti İshak'ın ismi nereden geliyor? Hazreti İbrahim'e oğul müjdesi melekler tarafından verilince perde arkasından onları dinleyen Sare validemiz gülümsemiş. Ya nasıl olur benim gibi yaşlı bir kadına böyle bir şey olabilir. Ama Allah dilerse olur diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Sare validemiz güldüğü için onun gülüşüyle ilgili olarak o İdhak, İshak gülümsemenin oradan geldiği rivayet edilir. Yakup da takip eden demek. Neyi takip eden? Şimdi Hazreti İshak'ın iki tane çocuğu ikiz dünyaya gelmiş. İlkinin adı Esav. Onun hemen ardından onu takiben gelen kardeşin adı da Yakup. Takip eden muhtemelen buradandır diyor bazı araştırmacılar. Dolayısıyla bu kardeşler arası miras hukukunda büyük kardeşe pay düşmesine rağmen küçük kardeşe pay düşmüyor. İşte Tevrat'ta Esav ile Hazreti Yakup arasında geçen gerginlik, çünkü Hazreti Yakup uzun süre Esav tarafından kendisine bir zarar gelecek endişesiyle bir süre onun yanına gidemiyor Hazreti Yakup. İşte bu tartışma da miras hukuku eski yazıtlara, arkeolojik yazıtlara bakılırsa anlaşılabilir diyor. Bir başka örnek Miraç. Miraç ne demektir Arapçada? Uruç etmek, yükselmek. Miraç ismi alet olarak düşünürsek yükselme aleti yani merdiven. En meşhur yükselme aleti merdivendir. Şimdi İslam inancında Miraç var. Peygamberimiz göğe yükselmiştir inancı var. Kur'an-ı Kerim'de geçmese de Kur'an'da İsra geçiyor. Ama Miraç geçmiyor biliyorsunuz. Ama hadislerde Miraç
hadislerle detaylı bir şekilde anlatılmış ve bütün Müslümanlar aşağı yukarı bu Miraç hadisesini kabul ederler. Dolayısıyla İslamiyet'te var olan Miraç, Tevrat'ta da var ama daha ilginci Sümerler'de Miraç nasıl var? Bakın ilginç. Tevrat'ta tekvin babında Yakup evlenmek üzere Padan Aram'a giderken bir rüya görüyor. Bu rüyada başı göklere erişen bir merdivenle Rabbin melekleri inip çıkmaktadır. Şimdi başı göklere erişen bir merdiven. Bir merdiven tasavvuru düşüncesi var. Aynı şekilde İslam'da da bir Miraç var dedik. Şimdi yazarımız diyor ki bu göğe merdivenle inilip çıkılması hayali diyor, düşüncesi diyor. Orta Doğu dinlerinde, geleneklerinde Mezopotamya'dan kaynaklanmıştır diyor. Nasıl olmuş? Nergal nasıl yeraltı dünyasına kral oldu metninde Tanrı Nergal'in ve yeraltı tanrıçasının vezirinin yer altından göğe merdivenle inip çıktığının hikayesi anlatılır. İşte bu hikaye Orta Doğu kültüründe öylesine yerleşmiştir ki bir merdivenle göğe tanrıların, meleklerin inip çıkışı böyle bir tasavvur olarak sonraki Orta Doğu dinlerine de geçmiştir diyor. Sonra Hazreti Yakup'un biliyorsunuz lakabı İsrail. İsrail oğulları dediğimizde Yakup oğullarını kastediyoruz. İsrail İbranice'de Tanrı ile güreşen, Tanrı ile mücadele eden anlamına sahiptir. İl Tanrı demek. İl Allah demek. İlaha dönüşmüş. Sonra El İlah'tan Allah'a dönüşmüş. İl, El, mesela Kenan Tanrısı'nın adı yine aynı bölgede. Kenan bölgesi Filistin bölgesi demek. Daha İbraniler yokken Kenanlıların Tanrısı'nın adı El. El, İl, İlah, Allah. Böyle dönüşmüş. Şimdi İl, bakın Cebrail, Mikail, İsmail gibi isimlere de geçmiş. İsrail. Bakın hep bu isimlerin sonunda dikkat ederseniz İl var. Cebrail, İl'in, Allah'ın gücü demek. İsrail, Allah'la güreş eden gibi manada. Neden Allah'la güreş eden manada? Çünkü Tevrat'ta Hazreti Yakup'un bir adamla güreşmesi ve daha sonra bunun işte bir nevi böyle Allah'ın bir temsiliyle güreştiği şeklinde Tevrat'ta anlatılır. Dolayısıyla İsrail ismi oradan gelmiş. Ama bu güreşi yaparken de kalça kemiğini incitmiş Hazreti Yakup. Bu yüzden kalçası sakatlanmış. Ve bu olaya istinaden de İsrailoğulları hayvanın kalça derisini yemezlermiş. Bunun İslamiyet'e geçişi ise Sahih-i Buhari'den bir hadiseyle ilişkilendiriyor. Rivayete göre, bu Buhari hadisine göre Hazreti Musa'nın, ama burada baş kahraman Yakup değil Hazreti Musa, kasığı çıkıkmış diye İsrailoğulları arasında bir söylenti var. İşte bu olayın aslının anlaşılması için yıkanmaya bir gün Hazreti Musa gittiğinde elbisesini çıkartıp bir taşın üstüne koyduğu zaman taş birden yuvarlanmaya başlamış. Tabii o haliyle Hazreti Musa üzerinde elbiseler yokken o taşı kovalayınca İsrailoğulları işte Musa'nın kalçası yok, çıkık, orada bir sakatlık var diye inandıkları için ve elbisesiz Musa'yı görünce onda bir sakatlık olmadığını anlamışlar. Fakat Hazreti Musa o halde insanların önüne çıktığı için çok kızmış ve bu taşa vurmuş. Bu olay Sahih Buhari'den nakledilen bir hikayedir. İşte diyor bu kalça kemiğinin çıkıklığı hadisesi bu hadislere de Tevrat'tan sadece isim değişikliğiyle Yakup yerine Musa olarak geçmiştir diyor Muazzez İlmiyeçi. Evet. Tevrat'taki bazı çelişkileri de ele almış. Mesela diyor ki Bab 24'te İshak ile evlenmeye gelen Rebeka'nın yüzü peçelidir. Ama Bab 38'de Yahuda'nın gelini kardeşini fahişe gibi göstermek için peçe takmaktadır. Burada bir çelişki vardır. Sümer'de devamını okumayayım. Yani peçe Tevrat'a göre diyor hem Refika validemizin Rebeka'nın taktığı bir şey ama hem de o dönemde diyor Tevrat'ta geçtiğine göre fahişelerin taktığı bir peçe simgeymiş diyor. Bu bir çelişkidir gibi. Tevrat'taki bazı çelişkileri de kitap dipnot olarak özellikle belirtmiş. Örneklerini detaylı vermeyeceğim. Şimdi karşıma çıktığı için bir tanesini vermiş oldum. Şimdi gelelim Hazreti Yusuf'la ilgili benzerliklere.
Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'un hikayesi anlatılırken Ehsenül Kasas olarak Hazreti Yusuf rüyaları tabir eden bir peygamber. Ve allemteni an tevilil hadis diye hadiselerin doğru yorumunu, rüyaları tabir etmeyi sen bana öğrettin diye Hazreti Yusuf'un biliyorsunuz duasında bu ibareler geçer. Şimdi buradaki benzerlik şu diyor. Hazreti Yusuf'la ilgili birkaç tane benzerlik var Sümerler'de. Ama benzerliklerin en ilginçlerinden bir tanesi. Tevrat'ta Hazreti Yusuf, hani Yusuf kıssasının başında da bir rüya görüşü vardır ya. Hazreti işte Yakub'a babasını anlatıyor gördüğü rüyayı Hazreti Yusuf. Detaylarını vermiyorum ama şunu söyleyeyim. Hazreti Yusuf iki tane rüya görüyor. Tevrat'ta da bu şekilde geçmiş. Ve daha sonra Firavun da Hazreti Yusuf Mısır'dayken iki tane rüya görmüştü. Hatırlayın rüyalarının bir tanesinde Firavun ne görmüştü? Yedi tane zayıf ineğin, yedi tane semiz ineği yediğini görmüştü. Bir de yedi başağın işte hikayesini görmüştü. Yedi tane başak ve yedi tane inek hikayesi. Bu yedi rakamı nedir? Onunla ilgili de bir ayrıntı daha sonra okuyacağım. Ama iki tane hikaye görüyor Firavun. Şimdi diyor ki, çok ilginç diyor, Sümer hikayelerinde, efsanelerinde her zaman iki rüya görme olgusu vardır diyor. Mesela Yusuf'un kardeşlerini kıskandıran rüyaları Akat kralı 1. Sargon'un rüyalarına çok benzer. Şimdi bu Sargon'un hayat hikayesini şimdi kısaca bakalım. Yusuf'la benzerlikleri çok var. Sargon'un rüyalarına çok benzer. Sargon, Kiş kralı Urza babanın sarayında içkici başı iken hasta krala gördüğü iki rüyasını anlatıyor. İçkici başı iken, bakın Yusuf kıssasında da hatırlayın, Saki vardı bir tane, içki sunan bir adam vardı. Kral, bu benden krallığımı alacak diye korkuyor ve onu öldürtmek istiyor, bu Sargon'u. Hakikaten Sargon, yalnız Kiş krallığını elde etmekle kalmıyor, bütün Sümer'i ve Kuzey Mezopotamya'yı ele geçirerek kendisine Sümer ve Akad'ın kralı ünvanını veriyor. Yusuf da Sargon gibi rüyası yüzünden öldürülmek istenmişti. Fakat sonrasında rüyası çıkarak saygın ve zengin bir adam olmuştu. Mısır'a aziz olmuştu ya Hazreti Yusuf. Hatırlayın, Maliye Bakanı diye bugün tarif edebileceğimiz bir konuma gelmişti. Bu Sargon da aynen böyle bir maceradan geçmiş. Ve ilginç olanı Sümer'de rüyalar hep iki tanedir. Gudeo Eninnu mabedini yapmadan önce iki rüya görmüştür. Gılgamış Enkidu ile karşılaşmadan önce yine iki rüya görmüştür. Yusuf ve Firavun da böyle iki rüya görmüştür. Bu da önemli bir benzerliktir. Ama bu Sargon dediğim Akat kralının bir benzerliği de nehre sepet ile atılması. Bu neyin hikayesine benziyor? Hazreti Musa'nın hikayesine. Hazreti Musa hatırlayın nehre annesi tarafından bir sepetin içine konup atılmıştı. Ablası onu takip etmişti. Firavun'un sarayına kadar gitmişti ya. Şimdi bu Sargon da kardeşleri ona baş eğmek zorunda kalıyor. Hikayedeki motif aynı. Sargon aynı zamanda Musa gibi annesi tarafından ziftle sıvanmış bir sepetle nehre atılıyor. Bir bahçıvan bulup büyütüyor ve kralın sarayına girerek krallığı yükseliyor. Musa'nın hikayesinin de bundan esinlenerek yazıldığı düşünülüyor Tevrat yazılırken. Evet, 7 yıl bolluk, 7 yıl darlık. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 7 rakamı sıklıkla geçer. Genellikle kesretten kinaye olarak, çokluk ifadesi olarak 7 rakamı kullanılıyor. Ama bakın 7 yıl darlık, 7 yıl bolluk o Yusuf suresinde geçen Firavun'un hikayesinde hatırlayın 7 tane semiz ineği yemesini Hazreti Yusuf yorumlarken nasıl yorumlamıştı? 7 yıl darlık olacak, 7 yıl da bolluk olacak. Şimdi bu Tevrat'ta bu şekliyle geçiyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil. Çok ilginç diyor. Aynısı Mezopotamya ve Kenan efsanelerinde şöyle geçmiştir diyor. Mezopotamya'da şöyle kısa bir paragraf okuyorum. Aşk tanrıçası İştar evlenmek istediği Gılgamış tarafından geri çevrilince son derece kızıyor. Ve gök tanrısı An'dan Gılgamış'ı 7 yıl olarak şahıslandırılmış gök boğası tarafından öldürtmesini istiyor. O da eğer o öldürülürse ülkede 7 yıl kıtlık olur diyor. İştar da o 7 yılda bereket tanrıçası olarak ülkeyi besleyeceğini söylüyor. Kenan motifinde de bolluk ve bereket tanrıçası Baal ile ölüm tanrıçası, o ölüm tanrısı Mot. Mot muhtemelen Mert, ölüm. Mot'un savaşmalarında 7 yıl biri, 7 yıl diğeri kazanıyor. Baal kazanırsa, Baal hatırlayacak olursak Hazreti İlyas zamanında ibadet edilen puttu. Hazreti İlyas Baal putunu yıkmıştı. O da hem Tevrat'ta hem Kur'an'da geçer.
Bağal kazanırsa ülkeye bolluk geliyor. Mod kazanırsa kuraklıkla birlikte 7 yıl kıtlık oluyor. Görüldüğü gibi Yusuf hikayesi de çeşitli kültürlerin evet uzunca devam etmiş. Dolayısıyla bu hikaye de diğer Sümer metinleriyle birebir uyum arz ediyor diyor. Evet, yavaş yavaş toparlıyorum artık. Bir başka önemli benzerlik, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin üstün ırk olarak geçtiği malumdur. Yani biz sizi alemlere üstün kılmamış mıydık ey İsrailoğulları diye Kur'an'da da ayet var, ama Tevrat'ta daha detaylı olarak Yahudiler kendilerini üstün ırk olarak anmışlardır. İlginç, Sümerliler de kendilerinin tanrılar tarafından seçilmiş üstün bir halk olduğunu yazmışlardır. Bunlar Tevrat ve Kur'an'ın Sümer kültüründen etkilendiğini göstergesidir. Niçin Rab bu küçücük kabileyi zamanın en uygar milletlerinden daha üstün kılsın? Neden Yahudileri böyle azgın kabileleri, Roma gibi o dönemde biraz daha gelişmiş medeniyetler varken ya da başka medeniyetler, Mısır medeniyeti varken bunları üstün kılsın diye yazar böyle bir eleştiri gündeme getirmiş. Bir başka benzerlik Levh-i Mahfuz. Şimdi İslamiyet'te Levh-i Mahfuz nedir? Bürut suresinin son ayetlerini hatırlayacak olursak, Vallahu min veraihim muhit, Allah onların arkalarından çepeçevre kuşatıcıdır. Bel huve Kur'anun mecid fi levhin mahfuz. O şerefli bir Kur'an'dır ve Levh-i Mahfuz'dandır. Levh-i Mahfuz'da aslıdır ama onun içinden Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Fakat En'am suresinin 38. ayetinde her şeyin, yaş, kuru, ne varsa her şeyin içinde yazılı olduğu bir kitaptır. Değil mi Levh-i Mahfuz? Ümmül kitap, farklı tabirlerle de geçmiştir. Bunların hepsinin ayrı şeyler olduğu da tabii böyle detayları da var ama şimdi tartışmamız o değil. Levh-i Mahfuz, yani yıldızlarda, gökte her şeyin yazılı olduğu inancı Tevrat'ta da var diyor, Sümerler'de de var diyor Muazzez İlmiyeci. Nasıl var? Sümerlere göre dünyadaki bütün olaylar ve tanrıların isteklerine göre bütün hadisat gökte, yıldızlarda yazılı idi. Bunların okunması ve yorumlanmasından astroloji ilmi doğmuştu diyor. Biliyorsunuz yıldızlardan böyle mesajlar çıkartmak, astroloji ilmi çok eski, eski dinlerle de sabiilikle de böyle yakın ilişkilere sahip eski bir bilim diyebiliriz. Biz astrolojiye. Şu anda tabii bilimden ziyade şarlatanlığa dönüşmüş durumda böyle yapılan yorumlardır, burçlardır vesaire, ama bu astroloji ilmi diyor gökteki yazılı olan tanrıların buyruklarını taşıyan kitapların aslında hikayesiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de bunlar benzer şekilde yer almıştır diyor. Yazının gelişmesi. Musa Aleyhisselam'ın yazdığı söylenen Tevrat'taki ilk 5 kitabın onun tarafından yazılmadığı bütün bilim adamları tarafından kabul edilmektedir. Yani girişte demiştim, Hazreti Musa milattan önce 13. yüzyılda yaşadığı düşünülüyor ama Tevrat'ın yazılış tarihi milattan önce 6. yüzyıl. Musa zamanında onları yazacak şekilde İbrani yazısı henüz zaten daha gelişmemiştir. Yani yazı karakterlerine bakıldığı zaman, mesela şu anda Bursa Ulu Camii'ye girdiğiniz zaman sadece yazı karakterlerine bakarak onların hangi yüzyıla ait olduğunu hat sanatıyla iştigal edenler çok rahatlıkla tahmin edebilirler. Ya da bir Kufi yazıya baktığı zaman, Yeşil Cami'nin içindeki yazılara baktığı zaman oradaki yazı şeridinden nasıl 15. yüzyıla ait olduğu tahmin edilebiliyorsa, bütün yazı karakterleri aslında çok kolay bir şekilde hangi dönemde yazıldıklarını, hangi dönemlerde ilerleyerek geliştiğini ipuçlarını verirler. Şimdi Hazreti Musa zamanında diyor zaten İbranice hiç gelişmemişti. Hazreti Musa zamanında onları yazacak şekilde İbrani yazısı gelişmemiş. İkinci olarak o çağda yazı taşlar üzerine yazılıyordu deniyor. Yazının gelişmesi ancak İsa'dan önce 9. ve 8. yüzyıllarda başlamıştır. Ama Hazreti Musa 400 yıl daha önce. Musa'nın yazdığı söylenen 5 kitabın İsraillilerin Babil tutsaklığından kurtulup ülkelerine döndükten sonra yazıldığı herkesçe kabul edilmektedir. Bilim adamları bunu onaylamış. Yani bugün Yahudilerin elindeki Tevrat onların iddia ettiği gibi kesinlikle Hazreti Musa'ya ait değil, daha sonradan yazılmış. Hititliler tarihsel olayları yıllık halinde yazan ilk millet. Şimdi kitabımızda güzel ayrıntılarda bazı bilgiler de verilmiş.
Kitabın genel değerlendirmesini yaparken hatırlayacak olursanız şunu da söylüyorduk. Kitap kendi görüşlerini başarılı bir şekilde okuyucuya aktarabiliyor mudan ziyade kitap ayrıntılarındaki zenginlikleriyle de okuyucuyu doyurabiliyor mu? Yani bir olayı anlatırken kenarda, köşede, dipnotta verdiği bilgilerle yazar kitabın içini ne kadar doldurabiliyor, bu önemli. Şimdi o yüzden kitapta bazı önemli bilgiler detaylara sıkıştırılmış mı? Bunu her kitabı incelediğimizde özellikle bakıyoruz. Mesela bu kitapta öyle enteresan bazı ayrıntılar var. Türkçe'de karizmatik kelimesini kullanıyoruz değil mi? Karizma ya da karizmatik etkileyicilik demek. İsrail'de peygamberlerin çıkmasının nedeni şöyle açıklanıyor. Kabileler arasında başlayan bir krizde özel gücü olan bir şahıs ortaya çıkardı ve kehanetler yapardı. O kimse krizin atlatılmasını sağlardı. Buna Yunanlılar karizma diyorlar. Bu karizmatik olayı gerçekleştiren adama da karizmatik diyorlar. CH ile yazılıyor. Türkçe'ye bakın, karizma kelimesi, karizmatik kelimesi bu eski Yunanca'dan geçmiş. Yani olayı çözen, etkileyici bir karakter, kişi. Böyle kitabın içinde ayrıntılar da bizimle paylaşılmış. Sonra Hazreti Musa zamanında, Hazreti Musa'nın biliyorsunuz mucizelerinden bahsedilirken suların kana çevrilmesi olayı vardır Mısır'da. Bunun Sümer'deki köklerini ele almış. Vaktimizde olduğu için bunlara detaylı girmiyorum. Dileyenler bakabilirler. Kitapta hiç isabetli olmayan yorumlar da var. Şimdi kitapta benzerlikler gördük, inceledik ama mesela kitapta hiç katılmamızın mümkün olmayacağı zorlama yorumlar da var. Mesela bir örnek vereyim. Kitaba olumsuz eleştiriler de yapacağız. Kitapları incelerken ne yapıyoruz? Hem olumlu hem olumsuz yönden eleştirmeye çalışıyoruz. Eğer varsa tenkit edilmesi gereken noktalar. Mesela Tevrat'ı izlediğimizde görüyoruz ki, şimdi ufak bir parça okuyayım önce. Hazreti İbrahim'in kendisine ait bir tanrısı var. Çocukları sürekli olarak babamızın tanrısı, İbrahim'in tanrısı diyorlar. Ne demek kendi tanrısı? Mezopotamya'da, daha doğrusu Sümer'de her şahsın veya ailenin bir tanrısı vardı. Bu tanrının görevi o şahsın veya ailenin mutluluğunu koruma, yapacakları işlerde önder olma, onların istediklerini büyük tanrılara iletme. Onlar büyük tanrılarla bireyler arasında bir elçi gibiydi o putlar diyor. Şimdi bakın, yoruma bakın. Kur'an'da da bu şahsi tanrı düşüncesini buluyoruz diyor. Nerede buluyormuşuz? Kaf suresi 17. 18. ayette hiçbir kimse yoktur ki onun üzerinde bir koruyucu ve denetleyicisi bulunmasın. Ne alakası var? Hiçbir alaka yok değil mi? Yani yazarımız bu ideolojik saplantısından dolayı hiç isabetli olmayan böyle değerlendirmeler de yapmış, karşılaştırma yapacağım diye. Yani Kur'an'daki ve Sümer, Tevrat'taki her şeyin kökünü Sümer'e dayandıracağım diye bazen böyle hiç isabetli olmayan yorumlar da yapmış. Yani bu ayetten hiç böyle bir ev tanrısı yorumu çıkar mı? Hiç kimse yoktur ki onun üzerinde bir koruyucu veya denetleyicisi bulunmasın. Bu apacık Rakibun Atid ayet, yanlış hatırlamıyorsam bu. Yani Allah-u Teala'nın isimleri geçerek hiç kimse yoktur ki Allah-u Teala onu kuşatmış olmasın mealinde bir ayeti kerime. Evet. Sonra Hazreti İlyas'tan bahsetmiş. Hazreti Süleyman'ın Neşideler Neşidesi bölümlerinden bahsetmiş. Sonra Marduk'un Babil Tanrısı Marduk'tan bahsederken, işte Marduk tek tanrı inancına doğru Babil'de ilerlerken 50 tane tanrının özelliğini Marduk'a yüklemeye başladılar diyor. Buradan şeyle bağlantı kuruyor. Hazreti Allah-u Teala'nın 99 ismi aslında diyor, çok tanrıcılıktan diyor, böyle tek tanrıcılığa inerken diyor, aslında tanrılar silinmemiş, sadece farklı tanrıların özellikleri tek bir tanrının ismi olarak geçmiş. İşte Allah'ın 99 ismi var diyor İslamiyet'te. Bu diyor önceki tanrıların diyor aslında ayrı ayrı isimleriydi. Sonra onda toplandı. Ama bu diyor mesela aracılık yine değişmemiştir diyor. Nasıl diyor? Mesela tanrılarında, Yunan tanrılarında bir Zeus var, gök tanrısı. Bir de onun alt kademelerinde bir sürü böyle tanrılar var. Ama baş tanrı bir tane. Bütün böyle genellikle kadim mitolojilerde. İşte nasıl ki diyor İslamiyet'te de diyor melekler varsa diyor, yani bir baş tanrı olsa da faaliyetleri gerçekleştiren başka güçler var diyor. Bu melekler var diyor, tanrının ayrı isimleri var diyor. Dolayısıyla bunlar böyle bir etkileşim içerisindeler iddiasında bulunuyor yazar. Evet,
Hazreti İbrahim'in ateşe atılması benzerliğiyle bitireyim. Vaktimiz doldu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ateşe atılır. Ve ya nâru kûnî berden ve selâma, ey ateş serin ve esenlik ol ayeti hitabıyla birlikte Hazreti İbrahim'i ateş yakmaz ve gül bahçesine döner. Şimdi bu ateşe atılıp yanmama hadisesi Sümerler'de çok ilginç bir şekilde şöyle geçmiş diyor. Tevrat'ta Daniel babında diyor, Sümerler'den de geçtiğini göreceğim. Babil kralı Nabukadnesar, İsrailoğullarından akıllı ve bilgili olanları Babil yazısını öğrensinler diye Babil'e götürüyor. Bunlar içinde başta Daniel olmak üzere 4 tanesi ayrıcalık gösteriyor. Tanrı onlara özel akıl ve bilgi vermiş. Nabukadnesar onların yaptırdığı bir tanrı heykeline secde etmesini istiyor. Etmezlerse ateşe atılacaklarını söylüyor. Bunlar, Daniel ve diğer yanındakiler, sadece Allah'a ibadet ettikleri için secde etmiyorlar ve kendi tanrılarının onları kurtaracaklarını söylüyorlar. Bunun üzerine ateşli fırına atıyor Nabukadnezar bunları, fakat bunlar yanmıyorlar. Şimdi bu hikayeyle Hazreti İbrahim'in hikayesi benzer diyor. Ama daha ilginci Anadolu'da yaşanan bir olay. Pers kralı Kurus, Lidya'yı ele geçirdikten sonra, Lidya biliyorsunuz Manisa, Sardes civarında, Lidya'yı ele geçirdikten sonra kutsal olduğu söylenen Lidya kralı Kresos'u denemek için bir odun yığını üstünde onu yakmaya başlıyor. Kurus Apollo'ya onu kurtarması için yakarınca bulut olmayan gökten yağmur boşanıp ateşi söndürüyor. Böylece Kurus da onun kutsal bir kişi olduğuna inanıyor. Yani bu olay diğer geçen olayları etkilemiştir. Kur'an'da da geçen olayları diyor yazar. Evet. Hazreti İbrahim'in kuşları bölmesiyle ilgili vesaire diğer benzerlikleri de ele almış. Az önce sunum içerisinde belirttiğimiz eksikleriyle, zaaflarıyla birlikte incelendiği zaman sadece şu yönüyle belki faydalanabileceğiniz bir eser en azından. Muazzez İlmiyeçi Habertürk'te çıktığı zaman ertesi gün Abdülaziz Bayındır Hoca şöyle bir yorum yapmıştı. Dedi ki bu kadının dedi iddia ettiği şeyler, yani Kur'an'da geçen şeylerin, Tevrat'ta geçen şeylerin aynısıyla Sümer'de bulunması ille Sümer efsanelerinin bir yansıması olarak değerlendirilmez. İslamiyet kendinden önce bütün gelen peygamberlerin de aynı hakikati dile geldiğini söyleyen bir dindir. Dolayısıyla aynı olguların onlarda da bulunması, o hikayelerin benzer şekilde onlarda da yaşanmış olması bizce hiçbir sakıncası yoktur demişti. Bu yüzden benzerliklerin en azından karşılaştırılması için tavsiye edilebilir, bu yönüyle incelenebilir. Kur'an üzerine yapılmış bütün çalışmaları incelemeye çalışıyoruz. Bunu da hem olumsuz yönleriyle eleştirmeye, tenkit etmeye çalıştık. İçinden bahsetmiş olduk, içeriğini en azından tanımış oldunuz. Çok fazla daha detay vermeyeyim, merak edenler daha sonra bakabilirler. Ama şu tavsiyeyi de yapayım, eğer daha çok detayları böyle merak ediyorsanız, bu biraz hacimli İbrahim Peygamber kitabı. Bunun biraz daha incesi Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökleri diye ayrı bir yazarın kitabı var. Oradan da dileyenler bakabilirler. Daha derli toplu bilgiyi orada bulabilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. 2 hafta sonra da Murtaza Mutahhari'nin Kur'an'da İnsanlık Öğretisi diye güzel bir kitabını inşallah inceleyeceğiz. Cümleten hayırlı akşamlar.